en quyidagi tengsizliklarni yechamiz. Buning uchun kotangens x funksiya qachon manfiy bo'ladi, qachon musbat bo'ladi degan savolga javob berib o'tamiz. Bu yerda biz quyidagi oraliqni bilishimiz juda ham muhim. Keliklar 0 pi oralig'ida bu grafikni ko'raylik. Pi taqsim 2 da 0 ga teng bo'ladi. 0 pi taqsim 2 oralig'ida funksiya musbat. Ya'ni kotangens x musbat bo'ladi agar x tegishli bo'lsa 0 pi oralig'iga, pi taqsim 2 oralig'iga. Kotangens x 0 dan kichik bo'ladi agar x tegishli bo'lsa mana bu oraliqqa, pi taqsim 2 pi oralig'iga. Musbat kotangens x musbat bo'ladigan barcha oraliqlarni mana bu oraliqni kapiga, o'ngga va chapga surib hosil qilishimiz mumkin. Manfiy bo'ladigan oraliqlarni esa mana bu oraliqni kapiga, o'ngga va chapga surib hosil qilishimiz mumkin. Biz shundan foydalanamiz. Mana masalan birinchisi, kotangens x taqsim 6 kichik 0. Demak, u tengsizlikda birinchi tengsizlik. X taqsim 6 qachon 0 dan kichik? Mana 0 dan kichik, manfiy bo'lgan mana bu oraliqdan foydalanamiz. Pi taqsim 2 dan pi gacha. Demak, x taqsim 6 pi taqsim 2 dan katta. Bu yerda tenglik belgisi bor. Bu yerda teng bo'la oladi. Kichik pi. Lekin pi ga teng bo'la olmaydi, chunki kotangens pi da aniqlanmagan. Endi bu tengsizlikni barcha yechimlarini topish uchun tenglamani tengsizlikni o'ng va chap tomonlariga k pi qo'shamiz. Bu holda biz k pi qo'shuv pi taqsim 2 x taqsim 6 pi qo'shuv k pi. Mana bu tengsizlikni hosil qilamiz. Bundan biz x ni topamiz. 6 ga ko'paytirib borsak, bu yerda 6 k pi qo'shuv 3 pi 6 pi qo'shuv 6 k pi tengsizlikni hosil qilamiz. Xo'p, soddalashtirish uchun mana bundan 3 pi ni qarshisini tashqariga chiqaraylik. Bu holda 2 k plus 1 qoladi bu yerda. Bundan 6 pi ni qarshisini tashqariga chiqarsak, k plus 1 qarshisida qoladi. Endi k tegishli z deb yozib qo'yamiz. Shunday qilib, berilgan tengsizlikning yechimi barcha mana bu oraliqlardan iborat ekan. Bu yerda k butun sonlar to'plamiga tegishli. Xo'p, ikkinchi misolga o'tamiz. Kotangens 3x kichik 0 dan. Xo'p, qachon manfiy bo'ladi? Mana bundan foydalanamiz. Mana bu oraliqda manfiy bo'ladi. Demak, 3x pi taqsim 2 dan katta va pi dan kichik bo'lishi kerak. Endi bu tengsizlikning barcha yechimlarini topish uchun o'ng va chap tomonlariga k pi ni qo'shamiz. Demak, k pi shu yerni o'zida qo'shaman men. Qo'shuv k pi. 3 ga bo'lib boramiz. Bu holda k pi taqsim 3 qo'shuv pi taqsim 6 x kichik. Bu yerda pi ni qarshisini tashqariga chiqarib keyin bo'lsak, k plus 1 pi taqsim 3. Mana bu tengsizlikni hosil qilamiz. K tegishli z. Demak, bu tengsizlikning yechimlari barcha mana bu oraliqlardan iborat ekan. Uchinchi misolga o'tamiz. Bu yerda endi kotangens musbat bo'lishi kerak ekan. Musbat bo'lsa mana bu oraliqda musbat ekanligidan foydalanamiz. Demak, 4x taqsim 3 0 va pi taqsim 2 orasida bo'lishi kerak ekan. 0 dan katta, pi taqsim 2 dan kichik. Endi barcha yechimlarini topish uchun bu tengsizlikni o'ng va chap tomonlarga k pi qo'shamiz. K pi qo'shuv k pi. Ana endi bu tengsizlikdan biz x ni topamiz. 3 ga ko'paytirib 4 ga bo'lamiz. 3 ga ko'paytirsak 3k pi, 4 ga bo'lsak taqsim 4. Bizda x qoladi. 3 ga ko'paytirsak 3 pi, 4 ga bo'lsak bu yerda 8. 3k pi
Boşum. Tahsım. 4. Bu yerde kağıt tegişliği ziyetke. Şunu yakınıp, üçüncü tensizliğinin geçimi bana bu aralıklardan ibaret eken. Bu üçüncü misal. Ve nuhayet törtüncü misal. Törtüncü misalda kakti ve keteyin nol, norga tengi borışı mümkün. Demek ham müsbat ve norgaya ham tengi borışı mümkün. Ya da bana bu aralıklardan faydalanalımız. Demek noldan katta 2x minus 2 küçük ve keteyin pi tahsım 2. Tangenisi de x nolga tengi borışı mümkün olmaz. Hakka tangenisi x de. X nolga tengi borışı mümkün olmaz. Lekin pi tahsım 2 katangensin anaklayan sahası getirdik işte. Pi tahsım 2 de katangensin nolga tengi. Çünkü bu arada teni bilgisini yazalımız. Teni bilgisi bulgenle biz teni bilgisi yazalımız bir anda. Yani bu tensizliğinin barca geçimlerinin tapışı için oyun ve çarptamaları ile kapi koşağımız. Kapi, koşun, kapi. Yani bir yerde x'ın tapağımız. Dasla minus 2'ni oyun ve çarptama, çarp ve oyun tamarları ile ötkiz varamız. O halde 2 boşu kapi. 2x, küçük yok eteyim. 2 hoşu, pi tahsım 2 hoşu, kapi. Yani 2'ye bir varamız. 1 hoşu, kapi tahsım 2. 1 hoşu, pi tahsım 4 hoşu, kapi tahsım 2. Ve nihayet kapi tegişliği z'de yazıp koyalımız. Şimdi kılıp, bana bu tensizliğinin geçimleri, barça bana bu aralıklardan ibaret eken, bir yerde bütün sallar toplamda tegişliği.